Merhaba. İnsan hayatında pek çok seçim yapmakta. Arkadaşlarınızı seçebiliyorsunuz. Hatta seçimlerde hangi partiye oy vereceğinize karar veriyorsunuz. Ve bunun yanında da hayat arkadaşınızı seçebiliyorsunuz. Bu yaptığınız seçimlerde sizin kişiliğinizi belirliyor. Kişiliğinizle ilgili olan ipuçlarına arkadaşlarınız rahatlıkla ulaşabilir. Arkadaşlarınız sizin nasıl birisi olduğunuzu gayet iyi bilmektedirler. Ve arkadaşlarınızın yanında da pek çok insan sizinle ilgili başka bilgilere de ulaşabilir. Günümüzün gelişen internet dünyası, sosyal medya ile beraber sizin de kişiliğiniz hakkında sadece arkadaşlarınızın değil, bilgisayarların da fikir sahibi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hatta şöyle bir şey var. Bir yabancı bile sizinle ilgili bir takım olaylar anlatıldığı gibi nasıl bir karar verebiliyorsa bilgisayarlar da bu konuda karar verebiliyor. İşte bu konudaki en büyük sosyal paylaşım ağlarından bir tanesi olan Facebook'ta yaptığımız beğeniler ve paylaşımlarla ilgili bir çalışma yapılmış. Bu beğenilerin üzerinden giderek acaba kişiliğimizle ilgili tutarlı tahminlerde bulunabilir miyiz diye düşünmüşler. Ve aynı zamanda bu tahminleri arkadaşlarınızdan gelen verilerle karşılaştırmışlar. Buradan oldukça ilginç sonuçlar çıkmış. Bu ilginç sonuçları da bir makaleyle 2015 yılında yayınlamışlar. Bakın ne yapmışlar? Burada çok enteresan bir şey var. 17.622 kişiye önce kişilik testi uygulamışlar. Sonra bu kişileri ilk önce bir arkadaşları değerlendirmiş. Daha doğrusu onun hakkında tahminde bulunmuş. 14.410 kişiye ise iki arkadaş tarafından tanımlama yaptırılmış. Sonra da 75.520 kişinin Facebook beğenileri bilgisayara yüklenmiş. Ve ondan sonra sonuçlara bakılmış. Acaba bir arkadaş, iki arkadaş ve aynı zamanda Facebook beğenileri de bilgisayarın oluşturduğu kişilik portreniz arasında bir tutarlılık var mı yok mu ona bakılmış. Bunlara bakılırken büyük bir beşli değerlendirilmiş. Bu büyük beşli de tahmin edebileceğiniz gibi vicdan, dışa dönüklük, nevrotik özellikler, açıklık, anlaşılabilirlik, uyumluluk gibi bir takım hadiseler değerlendirilmiş. Bu değerlendirmeler esas olarak aslında sizin kişiliğinizi belirliyor. Peki ortaya nasıl bir sonuç çıkmış? Bilgisayarlar açık ara önde, arkadaşlarınızdan çok daha iyi tahminde bulunabiliyorlar ve kişiliklerinizi saptayabiliyorlar. Özellikle 500 beğeniden fazla olan veri girişlerinde bu fark çok daha büyümüş. Buradan ortaya çıkacak ilginç bir hadise var. Bu bilgisayarlar pek çok alanda olduğu gibi bizi takip ediyorlar. Ve bilgisayarlar çok da ilginç tahminlerde bulunmuşlar. Örneğin hangi televizyon yıldızını beğenebilirsiniz, hangi ressamlardan hoşlanırsınız, dans etmekten, partilerden hoşlanır mısınız, hangi konferanslar hoşunuza gider gibi bazı tahminlerde bulunmuşlar. Bu tahminlerde de anlaşılacağı üzere özellikle reklamlar ve size sunulan ürünler, beğenebileceğiniz ürünler sunuluyor. Bununla ilgili ilginç bir gelişme de son Amerikan seçimlerinde yaşandı. Son Amerikan seçimlerinde özellikle Facebook'tan elde edilen bazı verilerin Cambridge Analytica adı verilen bir şirket tarafından kullanılarak Başkan Donald Trump'ın seçilmesinde etkili oldukları iddia ediliyor ve bunun arkasında Rusların da olduğu düşünülüyor. Gördüğünüz üzere her taraftan izleniyoruz. O yüzden bilgisayarda kullandığınız bütün işlemleri dikkatli bir şekilde gözden geçirin. İnternette bıraktığınız izler sizinle ilgili çok daha değişik bilgilerin yorumlanmasına sebep olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.